Evet sevgili dostlar sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Ben bu videoyu sıcak bir haberle açmak istiyorken sıcak iki haberle açmak zorundayım arkadaşlar. Son dakika gelişmesi. <laughs> Fenerbahçeli milli boksör bu Senas Çakıroğlu 50 kiloda dünya şampiyonu oldu. Ben bu haberle açılışı yapacakken biliyorsunuz Ayşe Çağırır da dün şampiyon olmuştu. Ayşenaz Çağırır'dan ve Buse Naz Çakıroğlu'ndan sonra da Hatice Akbaş'ta dünya şampiyonu oldu. Ve Fenerbahçe'ye e, ve Fenerbahçelilere ve Türk halkına büyük moral oldular. Sırada Şennur Demir var. Hadi Şennur senden de altın madalya bekliyoruz. İnşallah olur. Fenerbahçe gerçekten dünyanın sayılı spor kulüplerinden birisi. Bize göre dünyanın en büyük kulübü. Hemen başlayalım. Hiç beklemeyelim. Mert Hakan Yandaş'a sürpriz talip. Biliyorsunuz Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ın Rus ekibi CSKA Moskova'nın gündemine geldiği öne sürülmüştü. Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ın CSKA'nın resmi girişimlere başlayarak transfer teklifi yaptığı öne sürülmüştü. Rus ekibinin kurmayları da transferi bitirmek için yoğun çaba gösteriyor, kulüp yöneticileriyle bir araya geliyor denilmişti. Ve son haftalardaki performansına göz dolduran Mert Hakan Yandaş taraftarın gönlünü fethederken asist katkılarıyla da biliyorsunuz beğenileri topladı. CSK Moskova Başkanı Evgeni Ginor Yusuf Yazıcı'nın performansından etkilenerek takımda bir Türk oyuncu daha görmek istiyormuş. Artık Mert Hakan'dan da etkilenirse Ozan Tufan'ı ve transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyormuş arkadaşlar. Şimdi 32 maçta forma giyen bir futbolcudan bahsediyoruz. <laughs> 32 maçta 27 yaşında ve Türk. 32 maç oynamış. 2 gol atmış. <laughs> 9 da asist yapmış. Yani 2 gol 9 asist. Tabi 20 32 maçın hepsinde de oynamayan 10 tane sarı kart görmüş. Şimdi ben açıkçası şunu söyleyeyim. Ağustos'ta 28 yaşına girecek bir Türk futbolcudan bahsediyoruz. Ağustos'ta 28'e girecek bir Türk futbolcu. Evet. Süper Lig düzeyinde bir futbolcu. Süper Lig'de iyi sayılabilecek derecede bir futbolcu. Ama öyle bir futbolcuya kim kaç lira para verir? Hani tahmini söylüyorum 5-7 milyon euro bir para döner diye düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrim. Şimdi 5-7 milyon euro alsan atıyorum 5 milyon euro alsan o ayarda bir Türk futbolcu bulabilir misin? Bunu da sormak lazım kendimize. Şimdi ben başka bir soru sordum. Bu an dedim CSK'nın tarihinde var mı bir şeyler? Hani Allah yar hatırlarsınız Ukrayna'ya kiralık gittiğinde özellikle Galatasaraylı arkadaşlar bir yalan uydurmuşlardı. İşte demişlerdi ki işte hülle yapıldığı tarihinde hiç işte böyle bir şey yok. bir buçuk milyon euroya kiralandı falan filan ki astarı yoktu Zorya'ya kiralandı da. Zorya tarihinde bir buçuk futbolcu almış, bir buçuk kiraladılar diye. Biz de kanıtlamayan namerttir dedik. Kanıtlayamamışlardı. Şimdi ben merak ediyorum. CSK Moskova hani böyle bir para verir mi ya da son dönemlerde yaptı mı diye. Baktık, araştırdık. CSK Moskova son dönemde 22 yaşın üzerinde oyunculara yani 22 yaşın üstündeki oyunculara öyle kayda değer bir bonservis ödememiş. Şimdi 22 yaşın üstünde oyunculara kayda değer bir bonservis ödememiş takımdan bahsediyorsun. Ödenen maksimum rakam 1.5 milyon euro. O da en, bir de en son 2014'te Eremenko'ya 6 milyon euro ödemişler. Hani bu politikanın dışına çıkmazlarsa Mert Hakan'a bu kadar para verebilirler mi? Bilmiyorum. Şimdi e, Mert Hakan da son dönemde saha içinde saha dışında da gayet iyi bir profil çizdi. Hani maçları falan takip etti, şöyle yaptı, böyle yaptı. Baktığın zaman da Mert Hakan'ı hani düşük fiyatlara satmak biraz Mert Hakan'a karşı da haksızlık olur gibi geliyor bana. En azından ben bu şekilde düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi size göre 5 milyon euro'ya satılabilir mi ya da size göre kaç eder, kaça satılmalı diye siz onu düşünürken Mert Hakan'ın menajeri e, Efkan Afacan açıklamada bulunmuş. Demiş ki Efkan Afacan sadece Rusya'dan değil İtalya ve Almanya'dan da ciddi talipler var. Yani sadece Rusya'dan değil İtalya ve Almanya'dan ciddi talipler var. Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ne 2 yıllık sözleşmesi var. Transfer için karar merci Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimidir demiş. Çok güzel, müthiş bir açıklama. Mert'in şu anki düşüncesi. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermesi. O tamamen futboluna ve kulübe odaklı. Transferiyle alakalı tüm kararı Fenerbahçe yönetimine bırakmıştır. Çünkü transfer olurken büyük özveride bulunan Başkan Ali Koç'tu. Yani düşündüğünüz zaman arkadaşlar son 4 sezon yani milli yıldız 8 9 asiste 4 rekorun rekorunu kırmış durumda. Bayağı bir asist yapmış durumda. Hani size soruyorum kaça gider ya da kaça gitmeli? Şimdi şu haber sonrası daha da e, kafanızda bir şeyler netleşecek. Şampiyonların Halil Akbunar Savaşı. Bak bu haber sonrasında kafanızda baya bir şey şekillenecek. Niye şekillenecek? Şimdi Halil Akbunar'la ilgili yani söylenenlere iyi bakın. Bence sorunun cevabı burada çıkacak ortaya. Ama ben kısa kesiyorum. Hani Göztepe kaptanı Halil Akbunar için Süper Lig'den 5 şampiyon Fenerbahçe Beştaş, Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir girişimde diyor. Ee, beşi birden girişimdeymiş. Güzel. iyi bir piyasası var. Demek ki iyi e, PR kastırabiliyorlar demek ki. Beş büyük kulübünde transfer listesinde yer alıyor. Göztepe 3 milyon euro talep ediyormuş. Bakın 3 milyon euro eğer Halil Bunlar ediyorsa Mert A hem de Türkiye içinde diyorsa Mert Hakan'ı düşürün. Peki ne kadar oynadı? Bir de önümüzdeki sezon 14'ten 12'ye düşecek diyor yabancı sınırı sayısı ama bence düşmeyecek. Ve Göztepe'nin kapısını aşındırmaya başlamışlar. Galatasaray'ın daha önce temasta bulunduğu Halil için yönetim sizi nedeniyle geri kaldı ama diyor Fenerbahçe ve Trabzonspor 29 yaşındaki kanat oyuncusuna transferde istekli diyor. Bak 29. Şimdi 3 milyon euro bekleniliyormuş. Güncel piyasa değeri 3 milyon 700 bin euro yazıyor. Bu sezon 33 maçtan 5 gol 6 asisti var. Not. Mert Hakan daha defansif oynarken alinak bunlar. Sadece ofans düşünen tabi savunma katkısı elbette var ama daha çok ofans ağırlıklı bir oyun sergilediği için o pozisyonda oynadığı için 5 gol 6 asist. Yani hemen hemen aynı sayıda gol katkısı Mert Hakanda Ama siz karar verin. Fenerbahçe'ye yeni Crespo. Bir dakika. Burada bir etiket çıkması lazım. Ha. Ben bu haberin çıkacağını çok önce söylemiştim. Fenerbahçe'ye yeni Crespo aynı takımdan geliyor. Hangi isim? Biliyorsunuz değil mi? Yok bilmiyoruz. Yenisiniz o zaman kanalda. Evet. Yenisiniz. Miguel Crespo'nun eski takımı olan Estoril'de forma giyen Andre Franco Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş ve Fenerbahçe bu sezon biliyorsunuz Estoril'den kadroya katmıştı. Ee, şimdi kadronun vazgeçilmez oldu. Andre, Filipe, Russo, Franco. Şimdi futbolcuyu arkadaşlar hocam sen daha önce nerede söylediğinde MHYB yazdın oraya diyen arkadaşlar kanalımızın videolar kısmına geçin. Fotoğrafını dahi göreceksiniz. Umarım anlatabiliyorum. 24 yaşındaki futbolcu bu sezon Portekiz Ligi'nde en formda isimlerden biri oldu. Franco 32 lig maçında 10 gol 4 asist yaptı. Portekiz basını Fenerbahçe'nin bu kez de Yıldız oyuncu için Estoril'in kapısını çalacağını yazdı diyor. Ee, yani ben yanlış mı hatırlıyorum ya? Sözleşmesi bitmiyor mu? Estoril'in kapısını niye çalıyoruz ki? Çok yönlü bir oyuncu. 24 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon euro. Ancak Franco'nun ile olan sözleşmesi önümüzdeki ay sona erecek. İnsan kendi haberinde offside'a düşer mi? Portekiz ekibi kontrat uzatma teklifi yapsa da henüz taraflar anlaşma sağlayamadı. Fenerbahçe eline çabuk tutarak yıldız oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyor. Sezon başında Estoril'den bir buçuğa aldığı Crespo'dan memnun. Ve e, Crespo'yu devreye soktu bu transfer için. Sporting yapısından yetişti. Kariyerindeki en büyük patlamayı bu yıl yaptı. Sol ayaklı Franco 37 resmi maçın 30'unda forvet arkasında Üçünü de orta sahanın merkezinde, üçünü de sağ kanatta bir maçta ise sol kanatta görev yaptı diyor. Ee, peki hocam alacak mıyız? Arkadaşlar ben bir şey söyleyeyim mi size? Şimdi Crespo'yu aldın tuttu diye, bak Crespo'yu aldın tuttu diye, Franco'nun tutacak diye bir durumu yok. Ama Crespo'yu aldın tuttu, Franco'yu aldın tuttu olursa bu sefer çok büyük şeyler olur. Yani Estoril'i biz Kardeş takım falan ilan ederiz. Elti takım ilan ederiz. Yani ee... Şimdi Franco'ya ilgili şunu belirteyim. Evet 3,5 milyon euro transfer market piyasa değeri var. Sözleşmesi bitiyor. Ve yaşı 24. Denenebilir mi? Denenebilir. Ama futbolcunun bir skills videosunu izlemem lazım. İzlemeden de yorum yapmak çok istemiyorum. Bu arada 11'e 4 olmuş gol ve asist sayısı. Ben müsaadenizle bunun bir skills videosunu izleyeyim de kısa kısa ona da değineyim. Bir dakika bekleyin. Yok bir saniye bekleyin. Arkadaşlar bu arada ben skills videosunu izlerken 23.700'ü gördüm. Ee, çok da mutlu oldum açıkçası. 23.600'de başladık. Aşağıda şuradaki. Çok teşekkürlerimi sunuyorum. Valla benim gördüğüm kadarıyla hani çok Fenerbahçe ayarında bir futbolcu mu? Çok Fenerbahçe ayarında bir futbolcu olarak görmedim ama... Hız var, teknik var biraz. Ee, özgüven var. Oyun görüşü var. Hani link özelliği falan yüz 100 üzerinden 77 falan veririm. 76 77. Kısa pas eee bir 76 77 veririm. Uzun pasa çok veremeyeceğim. Yani Sıkes videosundan da çok değerlendirmek mantık değil. Bitiricilik babında hani attığı gol ya da asistlerini çok göremedim. Nasıl Sıkes videosu hazırladılar bilmiyorum ama gördüğüm kadarıyla çok çok yeterli değil ama gelişime açık bir futbolcuysa denenebilir. Onu da söylemiş olayım arkadaşlar. Menajeri açıkladı. Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklif. Oy. Kimmiş o? Kasımpaşa'nın tecrübeli kalecisi Ertuğrul Taşkıran'ın menajeri. Erkut Söğüt. Domaniç. Söğüt Domaniç. <laughs> ne demiş Erkut Söğüt? E, oyuncusuna Fenerbahçe ve Galatasaray'ın teklif yaptığını açıkladı. Hadi Fenerbahçe olarak bize bir şey Galatasaray sen utanmadın mı? Ya sen senin neyine kardeşim teklif yapmak? Ya bilmiyorum neresi Ertuğrul'un Fenerbahçe altyapısından çıktığını ayıp değil mi ya? Ayıp değil mi kardeşim ya? Hemen bir şey yap ondan sonra ben yapmadım diye açıklamada bulun. Tevbiyesizlik. Tökemedi tevbiyesizlik. Şimdi Kasımpaşa'da iyi bir performans sergiledi. Süper Lig'de iyi kaleciler arasında yerini aldı. Zaten Aten öyleydi ama şimdiye kadar değeri bilinmeyen yıldızlardan biriydi. Radyo Spor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konu olan menajer Erkut Söğüt demiş ki Kasımpaşa bu konuda belirleyici. Ertuğrul'un bir yıl daha sözleşmesi var. Gelecek teklifleri elbette ki Kasımpaşa değerlendirir. Biz nerede olursa olsun Ertuğrul'un en iyi performans sergilemesini isteriz. <laughs> Transferde kulüp kararını verip söz bize geldiğinde oyuncunun daha çok süre alabileceği seçeneklere bakarız demiş. Ertuğrul 31 yaşında. Galatasaray Ertuğrul'un transfer koşullarını sordu. Bir fikir teatisi oldu. Aynı şekilde Fenerbahçe'de Ertuğrul'un transferi nasıl baktığını ve bu transfer koşullarını sordu demiş. Biz buna ne diyoruz biliyor musunuz? Ya kimse kusura bakmasın arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe'nin aslında Kasımpaşa'dan ilgilendiği birçok futbolcu var. Ben bir yerde gördüm. Daha doğrusu bir yerde görmedim. Transfer Market'ta gördüm. Fenerbahçe Samatta ve Tisserant'ı verip ya da takasta kullanıp Kasımpaşa'dan Umut Bozok ve Doğucan Haspolat alacak diye. Şimdi <laughs> Umut Bozok iyi bir futbolcu, iyi bir golcü. Denenebilir türde bir Galatasaraylı bir golcü. Bu yani, takım Galatasaray. O yüzden söylüyorum. 1.5 milyon euroya Kasımpaşa'nın alma opsiyonu var. Ben Kasımpaşa'nın yerinde olsam bir buçu 50 kere alırım. 40 maça çıkmış. 2679 dakika yalnız. Burada dikkatinizi çekerim. Benim literatürme göre 30 maç. 18 gol 8 asist yapmış. Ve bunların bir asist dışında hepsini süperlikte yapmış. Hocam penaltına hemen <laughs> attı. Ya ben e, performans bilgisini bilemem. Ama Fenerbahçe bir dönem çok ciddi bir şekilde hele hele şu Türk kuralı, yabancı kuralı varken çok ciddi şekilde ilgileniyordu. Burada golün penaltıdan olduğu yazıyor mu ya? Transfer Market'ta. Yok golün penaltıdan olduğu Transfer Market'ta yazmıyor. Ona bakayım dedim de kaçı penaltıdan diye. Ya Fenerbahçe bir dönem çok ciddi ilgilendi. Ama olmadı. Yani ee, biraz şimdi uzağız. Ha 4 milyon euro yazına bakmayın en az 8-8,5 milyon euro isteyecekler. Umut Bozok için. Doğucan için de şunu söyleyeyim. Biz Doğucan Has Pulat'ı takibi aldık. İnceledik. erledik, Topladık. Ancak Doğucan'ın e, gençlik ateşi evet iyi. Fakat hani fakat yeterli mi? <laughs> Onu da size soruyorum. Şimdi Doğucan'la ilgili de şunu belirteyim. Hollanda'dan gelmiş bir topçudan bahsediyoruz. 300 bin euroya almışlar. 32 maç bir gol bir asist. 2161 dakika. Şimdi 22 yaşında yani A milli takıma seçilir mi? Siz daha iyi bilirsiniz ama şu an için e, çok şey değil. Doğucan'ı da yeterince beğendi mi bizimkiler? Bizimkiler açıkçası yeterince beğenmediler desem herhalde ayıp etmiş olmam. Ama Doğucan e, biraz daha üstüne katarsa tabii ki de olabilir. Peki Samat da ve Tisserant'ı takasta kullanma düşüncemiz var mı arkadaşlar? Samat dayı, Lemos'u, Max Mayer'i, Nova. Hani bu gibi isimleri tabii ki kullanma düşüncem var. Ha bu isimler buralara gider mi? İşte sıkıntı burada. Niye burada? Ya Fenerbahçe'de aldığı yıllık ücreti verebilecekler mi? Ben sanmıyorum. Ben sanmıyorum. Siz sanıyor musunuz? Ben sanmıyorum. Ben sanmıyorum. O yüzden yazın başımıza bunlar bela alacak. Şimdi Eren Elmalı. Bakın Eren Elmalı'ya çok uğraşıyoruz. Doğru. Eyvallah. Eren de bize gelmek için çok uğraşıyor. Doğru. Eyvallah. Biz Eren'e karşılık mesela atıyorum. Bence atmıyorum. E, yo atıyorum. Eren'e karşılık Nova verdik. Nova Kasımpaşa'ya gitmek istemiyor. Ben Sivas'a gideceğim diyor misal. sen? E, bu şartlarda nasıl gö gönderebilirsin? Yani Novak artı para diyeyim. Bu arada Eren 7 Temmuz 2000 doğumlu 21 yaşında. 1.80 boyunda ofansif manada iyi ama defansif manada üstüne koyması gereken bir isim. Milli takıma kadar seçilmiş ama oynatılmadı. Kartal Spor altyapısını alarak Kasımpaşa yetiştiren yetiştiren kulüp konumuna geçti. 35 maçta bir gol, 4 asist. 2685 dakika. Yani 30 maçta bir gol, 4 asist gibi. E bu istatistik veriler gayet iyi ama ee... yani ama işte ama 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 Yani ama ama ama. İşte ama ama ama. Bir de şunu söyleyeyim. Ben Eren'i isterim. Ama can, aldığın Çağatay'ı kaç dakika oynattın ki Eren'i kaç dakika oynatacaksın diye de korkarım. Aslına bakarsanız keşke futbol aklımız olsa da desek ki ya Ferdi'den sol bek yapmaya çalışıyoruz ama ne kadar yapabiliyoruz? Acaba Ferdi'den sol bek yapmak yerine Eren'i alsak Eren Çağatay yapıp Ferdi'yi 8'e mi çeksek? Biliyorsunuz kıtlık var. 8 numarada kıtlık var. Mesela Crespo'nun yanında Zayt söylüyor. Zayt yıldızlaştı. Ben eminim Ferdi daha da yıldızlaşır Zayt'tan. Ama hocam taş yerinde ağırdır. Ferdi madem solda iyi parladı. Biz Ferdi'ye yedek alalım diyorsanız Eren için de o kadar paralar verilmez. Yani bu şartlarda imkansız Eren'in transferi. Onu da söyleyeyim. Fenerbahçe Fulham'da forma giyen Sabik Sirius Cristia'yı transfer etmek istiyor. Sirius Christie'nin transfer marketine girdim. Saabek. Ee, 1 milyon 200 bin euro piyasa değeri var. 31 Mayıs 2022'de bitiyor sözleşmesi ancak kiralık. Yaşı 29-30 Eylül'de. 30 olacak. İrlandalı 1.88 boyunda. En son biz ne zaman İrlandalı futbolcu aldık onu da bilmiyorum da. Fulham'ın futbolcusu Swansea City'de kiralık. Adam en çok 3,5 milyon euroyu görmüş. Yani en çok 3,5 milyon euroyu görmüş. Zamanında Fulham Middlesbrough'dan 3 milyon 400 bin euroyu almış. O da ta 2018'de. Bu sene şampiyonşipte 24 maça çıkmış. 3 gol 6 asist. 2127 dakika. Evet performans iyi ama şimdi sen bu adamı niye alacaksın? Sabek olarak alacaksın. Peki ben size daha güzel keskin bir soru sorayım. O sahinin yerine mi alacaksın? O sahiyi satıp mı alacaksın? Osayi'nin yerini alacaksan ya da Osayi'nin yedeği olarak alacaksan benim için hiçbir problem yok. Yabancı sınırı, Türk sınırı bir şekilde oturtabiliyorsan benim için hiçbir sorun yok. Ama Osayi'nin satıp da yerini alacaksan bence çok ağır tepkiler alırsınız Fenerbahçe yönetimine uyarayım. Ve son olarak Fenerbahçe, bakın arkadaşlar özel habermiş. Ben şuraya özel haberin logosunu gireyim de birileri özel haber görsün. Fenerbahçe sezonu Adana Demirspor'da kiralık olarak geçiren tahmin edin. Matias Vargas ile ilgileniyormuş arkadaşlar. Yani özel haberler tebrik ederim gerçekten milletin özel haberi. Hakikaten özel. Yani bu haberleri biz başka hiçbir yerde duymadığımız için kesinlikle özel. Yani kesinlikle özel haber. Dikkatlice okuyun arkadaşlar özel haberleri milletin haberine salçalık yapmayın özel haber. Ha, şunu söyleyeyim, bak, hakikaten mantıklı ya. ya, gerçekten mantıklı bir transfer. 5 milyon Euro piyasa değeri var, çok önemli değil o. 8 Mayıs 97 doğumlu, 25 yaşında, Arjantinli, 1.68 boyunda sol kanat. Şimdi Arjantinli olması ve boyunun 1.68 olması bize Messi yandırıyor. Evet hocam 5 milyon euro ile şey, aynı. Arjantin milli takımında bugüne kadar iki kez forma giymiş. Arjantin milli takımında 2 kez forma giymiş bir topçudan bahsediyoruz. Espanyol zamanında 10.5'ü almış ve Sarsfield'dan bu sene e, kiralamış Adana Demirspor'da yeniden doğmuş. 37 maçta 5 gol 12 asist yapmış 2501 dakikada yani yaklaşık 27 maçta 5 gol 12 asist yapmış. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu arada sağ ayaklı. Yani sağ kanatta da oynayabilir. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Sol kanadı Rossi. Sağ kanadı Vargas olan bir takımın 10 numarası. Merkez yani 10 numarası. Taliska falan olmadığı müddetçe. O takım hücuma çok inebilir mi? Ben de soru işareti. Yani şöyle söyleyeyim. Hatta büyük de ciddi de bir duyum vereyim. Taliska geliyorsa Vargas da geliyor. Hayır uğurlu olsun. Vargas gelmiyorsa Taliska da gelmiyor. İsteyen Mustafa Hoca şifre verdi desin. İsteyen Mustafa Hoca isteğini söyledi desin. İsteyen Mustafa Hoca saçmalıyor desin. Ne derseniz deyin. Size yakışan cümle neyse onu söyleyin. Ama ben garanti veriyorum. Yani Taliska geliyorsa Vargas da hayırlı olsun. Vargas gelmiyorsa Taliska da gelmiyor. Hocam Taliska ne alaka? Yani nasıl getireceksin, nasıl edeceksin? Arkadaşlar ben bilemem, ben bilemem. Ver Mesut'u al Taliskay'ı mı yaparsın? Al Taliskay'ı ver Mesut'u mu yaparsın? Onu bilemem. Ya da adam sözleşmesini fesheder, kaçar gelir mi bilemeyeceğim. Ya 26 maça çıkmış, 17 gol, 2 asist, 2276 dakika. Evet hocam o lig çok kolay, ben de atarım o ligde. Lan bu adam bu ligde de bu kadar attı zaten. Zamanında kaça aldılar? 8 milyon euroya aldılar. En büyük salaklığımız da buydu. Biz de gidip mal gibi Berişa'ya 5 milyon euro verdik. Mal gibi. Hakikaten mal gibi. Lan bu adamı 5 milyon ona vereceğine 8 bu adama verip alsaydın 8 bu adama verip alsaydın Kavani de boştaydı. Yıllık ücretine de verseydin. Kavani Talisca ile sen hakemler Lan hakemleri de yenerdin sen. Trabzon'u da yenerdin. Hakemleri de yenerdin. Bazen de suçu kendimizde aramamız lazım. 8 milyon euroyu biz verseydik Ha Ersan diyor ya çöplere bayılıyorsunuz parayı. Bir yerde de haklı. Bir yerde de haklı. Ha. Hocam alsaydık aylık o performansı gösteremezdi. Ben katılmıyorum. O adam gittiği her takımda iyi performans göstermiş bir adamdan bahsediyoruz. Yani yaşı daha 28. Ya arkadaşım. Bu sene 26 maç 17 gol 2 asist. 2276 dakika. Geçen sene. Geçen sene gerçi 1 e, gol 2 asist yazıyor ama. Tam veriyi yazmıyor herhalde. Ondan önceki sene 19-20'ye bakalım. 20 maç 7 gol 2 asist. Çin'de. Bak Çin'de tutunamamış mesela. Artık böcük mü yemedi? Hani böcükler hoşuna mı gitmedi? 18-19'a bakalım. Yine Çin'de 27 maç 16 gol 3 asist. Ama 2024 dakika. 17-18'e gidelim. Orada ee, Beşiktaş'ta ki performansı. Bir de gittiği Çin ligine gidip orada uçtuğu performansı var. Toplam 65 maç, 36 gol, 16 asist. 5168 dakika. Beşiktaş da Süper Lig'de 2689 dakika yani 20 30 maç, 14 gol, 7 asist. Yani ligin bakını çözenlerden. Bana kalırsa bilmiyorum katılır mısınız ama bana kalırsa Taliska'yı, Charlotte'u becerebilip getirsen bak Taliska'yı, Charlotte'u becerebilip getirsen Jesus'tan da bahsediyorum. Valla Taliska'yı getir, Charlotte'u getir becerebilip Zaytısı, Mesut'u ikisini sat. Hatta Zaytısı, Mesut'u sattığım paraya hatta Pelkas'ı da dahil edeyim. Üçünü sattığım paraya eğer Taliska, Charlotte'u getirebiliyorsan sen kralsındır. Sen gerçekten kralsındır. Millette soytarıdır. Bunu becerebiliyorsan al sana şampiyonluk. Hep diyoruz ya şuramız eksik buramız eksik. Bizim Fenerbahçe taraftarına anket yapsam desem ki Fenerbahçe'yi en aciliyetli en en aciliyetli en çözülmesi gereken ya yani dünya önlü mükemmel bir topçu alacağız. Hangi mevkiyi alınması gerekir? Diye. Hatta ben bunu anket olarak da yapayım. Açık ara forvet çıkacaktır diye düşünüyorum. İnşallah da bu olur. Not son kısım sanki yorummuş gibi gelebilir ama Şairin de dediği gibi her şaka bir ciddiyet barındırır. Ne kadar ciddi olduğunu da zaman gösterir. Görüşmek üzere. Beğeni atmayı unutmayın. Şuraya hadi 23.800 yapın arkadaşlar. Teşekkürlerimi sunuyorum bu arada çağrımıza kulak asanlara.